Efendim merhabalar. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Bugün sizlerle yeniden birlikteyiz. Kur'an ayetlerinden okuyoruz efendim. Bize ayrılan süre içerisinde seçtiğimiz ayetlerden kesitleri siz sevgili dostlarımızla, Kur'an dostlarıyla, Kur'an talipleriyle inşallah paylaşmış bulunmaktayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatır suresi 31'de kalmış idik. Oradan itibaren 37. ayete kadar İnşallah dilimiz döndüğü kadar sizlere e, ayeti kerime üzerinden hareket ederek e, müfessirlerin bu ayetlerle alakalı kanaatlerini paylaşmak suretiyle bu zamanımızı inşallah eda etmeye çalışıyoruz. Yani sonuç itibariyle Rabbimizin kelamını birlikte tefekkür ederek üzerinde düşünmeye, onu idrak etmeye, onu anlamaya çalışıyoruz. Evet dinleyen de, söyleyen de inşallah tesirini Rabbim her iki cenah içinde tesirini halk eylesin. 31. ayet Bismillah Fatır suresi. Vallazi ohayna ileyke min el kitabi huvel hakku musaddikan lima beyne yedeyi. İnne Allaha bi ibadihi la habirun basir. Ne buyuruluyor burada? Ey Habibim, ey Muhammed, sana vahyettiğimiz kitap yani bu Kur'an kendinden öncekileri tasdik eden bir hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdar olandır. Onları hakkıyla görendir. Vellezî ohaynâ ileyke minel kitap. Kitaptan sana vahyedilen bu hakikatler hul hakku musaddikan limâ değil, Kendisinden önce indirilmiş olan Tevrat'ı, İncil'i Diğer kutsal kitaplardaki özü ve hakikati aynen tasdik edendir. Hatta onlar üzerinde müheymindir. Onları denetleyen böyle bir işlevi, böyle bir görevi de vardır Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü zaman içerisinde onların kitaplarında var olan hakikatleri gizlemeleri ya da tahrif etmeleri nedeniyle olayları saptıran bu durumları karşısında Kur'an doğrusunu onlara getirmiştir. Medine'de Peygamberimize karşı, hani Medine'de hakemlik görevini de üstlenen Peygamber'e karşı bir cezai durum vardı mesela Yahudiler kendi kitaplarına göre ağır olan cezadan daha hafifinin belki Muhammed söyler diye ona gelmişler idi Aleyhisselatü Vesselama Efendimiz Aleyhisselam da onların kendi kitaplarında var olana göre hüküm verince hemen yan çizmişler idi ve Kur'an bununla alakalı mayde suresinde ve keyfe yuhakkimunake ve indahumut tevrat fiha hukmullah seni nasıl hakem tayin ediyorlar tayin ediyorlar da hiç olmazsa seni hakem tayin ettikten sonra senin verdiğin karara da uysalar çünkü orada kendi kitaplarında var olan bir hükmü sen onlara söyleyince de hemen yan çiziyorlar diye onların bu hali Kur'an-ı Kerim'de eleştiri konusu yapılmıştır. Özetle Kur'an Diğer kutsal kitapları hem doğrulayıcı hem de onları denetleyici bir işlevi görevi vardır. Evet, ayet-i kerime de buna işaret buyuruyor burada. Bundan önceki 29. ayette de zaten Rabımız innelizini yetrûne kitabı Allah ve akamus salah diye buyurarak Allah'ın kitabını okuyan, namazlarını kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler yani kesat olmayacak zarar etmeyecek bir ticareti umabilirler diye buyurmuş idi. Kitabı hakkıyla okumaya orada bir vurgu vardı. Onun için burada da işte bu indirdiğimiz kitap, o kitabı okuyanlar için de tabii ki önemli ve o daha önceki gönderilmiş kitapları doğrulayan bir haktır, hakikattir diyerek onunla da bir bağlantısı belki burada düşünülebilir. Ayetin devamına bakıyoruz. ثُمَّ اَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا min ibadina. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere yani Muhammed ümmetine miras olarak verdik. Evrasnel kitabellezina safayna min ibadina. Evet bizler kitaba varis olmuşuz efendim. Yani son kitap Rabbimizden gelen ilahi kitabın bizler varisleriyiz. Kitaba varis olanların Üç şekli vardır. Burada onu ifade buyuruyor Rabbimiz. Peki Kitaba yaklaşım itibariyle üç tip insan vardır. Birincisi feminhum zalimun li nefsi. Bir kısmı kitaba karşı kendisine zulmederek ona yaklaşır. Yani kitabın istediklerini yapmadığı zaman, kitapta istenenlere göre hareket etmeyip tersinden o kitaba yaklaşırsa Allah'ın haram kıldıklarına karşı böyle onları isyankar bir tutumla sanki Allah emremet emretmemiş gibi böyle bir yol çizerse, nefsine zulmederek böyle bir yanlışın içerisine düşerse o zulme uğramış demektir. Yani kendisine yazık etmiş demektir. Onlardan kendisine zulmedenler vardır. Feminhum zalimun li nefsi. Onlardan ortada olanlar, ortada gidenler de vardır. Ve minhum muhtesit. Ve منهم bil بالخيرات باذن <اللّه> yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler de vardır. İşte bu büyük bir lütuftur diyor ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimeye çok farklı yorumlar yapış, yapılmıştır sevgili dostlar. Yani kendisine zulmedenlerle alakalı eshabul meşeme yani amel defteri solundan verilmiş. Yani hayatını çizgisini Allah'ın istediği gibi bu dünyada yani yerine getirmemiş olan inanmayan insan tipleri manasında bu ayet böyle düşünülebilir. Öbürü de vemünün muhtesitle de amel defteri sağından verilenler. Diğeri de sabiğun bil hayrati bi iznillah. Hayırda önce olanlar ise Allah'ın bir dediğine biraz daha böyle coşkulu bir şekilde hayırda yarışarak daha böyle dini gayreti ileri seviyede olan bir tutumla hayatını devam ettirenler manası da verilmiştir. Mesela bunlarla alakalı sizlere birkaç misal vermek isterim. Ee, Zalimun linefsihi ile alakalı sevgili dostlar, ehli kebair olduğunu söyleyenler de olmuştur. Büyük günah işleyen kimseler olduğunu da söyleyenler olmuştur. Ee, Eshabul meşeme dediğimiz az önceki ifadeye uygun olarak amel defteri kendisine yani kafirlerin defterinin verildiği taraftan verilen Dolayısıyla bu dünyada ziyan etmiş olan kimseler manasında olduğunu da söyleyenler olmuştur. Münafikun dediğimiz münafıklar olduğu da söylenmiştir. Ehli kitap olduğu da söylenmiştir. Velhasıl bunlarla alakalı yani zalimün nefsihi ifadesine karşı inkar eden, kafir olan, bile bile haktan sapan kimseler için bu ayetin kullanıldığı ifade edilmiştir. Peki diğeri, ve münhum muhtesit ifadesine ne denmiştir? Bununla alakalı da onlardan kimi de karşı orta yolda giden, ortada giden, yani Allah'ın emirlerine karşı elinden geldiği kadar farzları yerine getiren ama fazlasını yapmayan kimseler manasında olduğu söylenmiştir. Ee, bu da böyle bir şey. Diğeri de sabihun bil hayrati bi iznillah ise hayırda yarışan bu noktada öncü koşturan insanlar olduğu ifade edilmiştir. Mesela Tövbe Suresi'nde bunun bir örneğini sizlerle paylaşmak isterim. Tövbe Suresi'nin 100. ayetinde ve el evvelune minel muhacirin diye başlayan orada Ensar'dan ve ilk Müslüman olan muhacirden olan insanlarla alakalı Rabbimiz onlara övgüler, onları razı onların kendisinden razı olduğunu, zemininden ırmaklar akan cennetine onları sokacağını ifade buyurur. İmanda öncü olan, ilk İslam'a girmek suretiyle peygamberin yanında yer alan insanlar olarak onlara yer verir ayeti kerimede. Ayetin hemen devamında ise Medine'de yaşamakta olan ama e, durumları, halleri Allah'a kalmış olan başka insanlardan da bahsedilir orada. Orada da der ki, eee Oradan isterseniz açın. Ve mimmen havlekum minel arabi Medine'de onların dışında bir takım münafık kimseler de vardır. İşte e, nifakan meyleden kimselerdir. Onları sen bilmezsin. Nahnu muhum. Biz biliriz. Senu azzibuhum merreteyn. Onların azabını iki defa kendilerine ceza ile onları cezalandıracağız diye buyrulur. Bunlar da demek ki kendisine zulmeden kimselerdir. Diğeri ise ayetin devamında 106. ayette ve aharuna muricevne li emrillahi bir de Allah'ın e, Allah'ın e, Allah rahmetini ümit eden e, bazı günaha dalmış günahkar insanlar vardır. İmma yuazibuhum ve imma yetubu aleyhim. Belki Allah onlara azap eder, belki tövbelerini kabul eder. İşte bunlar da muhtasit dediğimiz kimseler olduğu da ifade edilmiştir. Allahu alem. Bununla alakalı sevgili dostlar, e, Efendimiz Aleyhisselam'dan nakledilen rivayetlerden birisinde şöyle geçiyor. E, Es-sâbiqü cenne. Yani ileri gidenler cennete gireceklerdir. Bir gayri hesap, hesapsız olarak. Vel muhtasit, ortada olanlar ise yuhasebu hisaben yesira. Kolay bir şekilde kıyamet günü hesaba çekilecek olanlardır. Fümme yudhelül cenne, sonra cennete gireceklerdir. E, ve emmaz zalimu li nefsi, kendisine yazık eden, zulmeden kimselere gelince, fehubise hatta yazunne enhu la yencu thümme tenalehu errahme. Yani hapsedilecek, cezasını çekecek, ben artık kurtulamayacağım derken, sonradan Allah'ın kendilerine rahmetiyle muamele edeceği kimselerdir diye ifade edilir. Bu bağlamda, bu bağlamda, e, yani hepsinin Müslüman olduğunu söyleyen alimler de vardır. Her üç kısım, İmam Ebu Yusuf küllühüm müminun bunların üç tipte, de, üçünün de mü'min olduğunu ifade etmiştir. Hasan el-Basri bununla alakalı e, sabikun derken imanda ileri giden Kur'an'a yaklaşımda öncü olan kimselerden kasıt yani hasenatı çok olan e, ifadesini kullanmıştır. E, Muhtesid ile İyilikleriyle kötülükleri bir olan zalimün li nefsihi ise günahları iyiliklerinden çok olan şeklinde kendisini ifadelendirdiği de burada rivayetlerde yer almaktadır. Rabbim bizleri imanda önce olan, iyiliklerde ileri giden, Kur'an'ın bizden istediği emirler karşısında bu manada gayretkeş olanlardan eylesin. Hani cennet tasvirleri Kur'an-ı Kerim'de çok yapılır da, Unutmadığımız ayetlerden birisidir. Cennette müminler oturuyorlar orada. Birisi kendisini dünyada saptırmaya çalışan arkadaşından bahseder. Onu görebiliyor musunuz diye arkasından da akabinde kendisi onu aramaya kalkışır ve nihayet onu görür ve der ki, e, "Neredeyse sen beni yoldan çıkartacaktın. Tallahi in kittele turdin ve laula ni'ma minel muhtarin." Rabbimin bana nimet olmasaydı ben de senin gibi o cehenneme düşenlerden olacaktım diye nasılmış, ölmeyecek miymişiz? Ahiret yok diyordun, gördün mü şimdi? Azabı yok diyordun, gördün mü şimdi diye ona bir takım böyle çıkışmalarda bulunur cennetteki kişi. Rabbimiz ondan sonra şöyle buyurur. Yani limisli haza fel yamelül amilun çalışanlar bunun için çalışsın diye buyurur. Bir başka yerde Mutaffifin suresinde de var. Ve fi zalike fel yetenafesil mutenafisun. Yarışanlar bunun için yarışsın diye bize bu noktada yani hayırda yarışan, iyilikte daima böyle amel hanesini, güzellikler, iyilikler hanesini sürekli doldurmaya çalışan bir gayretin içerisinde olmamız gerektiğini ifade eder ki burada da onu görmekteyiz. Hatta Vaka suresinde ileri geçenlerden ve sabiquna sabiqun ileri gidenler, o kıyamet günü önce olanlar var ya, ulaikel mukarrabun diye Allah'a yaptığı ibadetlerle yaklaşmış olan Allah'ın sevdiği nebiler, Allah'ın sevdiği o veli kullarla alakalı olduğu ifade edilir ki, bizim de böyle güzel amellerle, farzları yaptıktan sonra nafilelerle daima Rabbimize yaklaşan bir hayat yaşamamızı burada da görüyoruz. Rabbimiz bizden istiyor. Kitabına karşı sabikun gibi olan öncü olan, koşturan, bu noktada Rabbimiz'in dediklerine karşı daima bir çaba, bir gayret bu yolda dertli olan insanlardan olmamızı bu arada istemektedir. Evet, tabii ki muhtesit olmak da ona göre bir derece, yani bir derece iyi bir durum. Allah'ın emrettiklerini yapabilme hali. Hani hatırlarsınız peygamberimize bir sahabi geliyor. Bana Allah'ın kitabından bir şey öğret. Efendimiz de ona nihayetinde Z Zelzele suresini öğretmiş. İza zülziletil ardu zilzaleha diye başlayan bu sureyi öğretmiş. De bunu kendisine okuyunca Efendimiz o sahabi diyor ki tamam ya Resulallah burada istenenleri yaparım daha da fazla bir şey yapmam deyince Efendimiz Aleyhisselam Eflaha rüveycül. Adam cağız kurtuldu. Adam cağız kurtuldu. Adam kurtuldu diye Efendimiz onu müjdelemiştir. Demek ki farzları yaptığımız zaman da elbette ki Allah'ın istediği bir kul oluruz ama daha iyi olabilmek de daha iyi dereceleri elde etmek açısından önemli bir husustur. Burada bunu görmüş olmaktayız. Peki bunların derecesi nedir? Cennet-i <laughs> adnin onlar adın cennetlerine gireceklerdir. Yuhallevne fiha min asâbir min zehabin ve Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki oradaki elbiseleri de ipektir. Ve libâsuhum fiha harir. Hani burada dünyadayken ipekli elbise ve altın e, takmak erkeklere haram kılınmıştır. Ama burada bu noktada hassasiyet gösterirsek mesela ahirette Allah'ın bize dair olan bu güzel takılarını ve giysilerle alakalı donanma gibi böyle bir güzelliği elde etmeyi tabii ki ümit edebiliriz. Efendimiz Aleyhisselam için anlatılır. Altın yüzük takmayı erkeklere yasaklamıştır. Birinde onu görünce sende ne oluyor ki kafirlerin taktığı bir takıyı görüyorum deyince hemen o kişi elindeki yüzüğü çıkartmış atmıştır ve Hatta sahabiler o kişiye demişler ki, ya al bunu boz bozdurursun, satarsın gibi bir şey söyleyince, hayır vallahi Allah Resulü'nün men ettiği, benden çıkartıp attırdığı bir şeyi asla elime bile almam demiştir ki, bu bir güzel bir imani bir duruşu ifade eder. Bu, bu anlamda yani kaynaklarımızda birçok bilgi vardır sevgili dostlar. Vakalu oraya varınca müminler ne yaparlar? Ne güzel bir dua. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen dünyadaki hüznümüzü, yani kıyamet günü geldiği zaman cennete mi gireceğiz, cehenneme mi gireceğiz? Acaba sırat köprüsünden geçebilecek miyiz? Vem tazül yevme eyyühe denildiği zaman, ey suçlular ayrılın şöyle denildiği zaman biz nerede yer alacağız? Gibi o noktadaki kaygılarla dolu o süreçte kendileri ne diyorlar? Bakınız maalindir okuyalım. Hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. İnne Rabbena lagafurur. Şekur. Evet Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Bu hamd ifadelerini başka yerlerde de Araf suresinde de görmüştük. Elhamdülillahillezî hedâna lihâza ve künnâ linehtediye levlâ en Allah. Bizi buralara ulaştıran, bizi buralara ulaştırıncaya kadar hidayet yolundan bizi ayırmayan Rabbimize hamdü senalar olsun diye cennetliklerin hamd dualarıdır. Hani başka yerde de var. Davahum fiha subhaneke Allahumme. Onların oradaki duaları subhanekedir. Eee <laughs> Allahumme. isterseniz sayfamda çok yakın oradan okuyayım. Ve tahiyyetuhum fiha selam. Onların oradaki tahiyyeleri bir araya geldikleri zaman birbirlerine merhaba demeleri selamdır. Yani selam olsun sana ey güzel insan diye birbirlerini orada böyle selamlayacaklarmış. Ve ahiru davahum en son sözleri belki her günün sonundaki en son sözleri elhamdülillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun demeleridir diye Kur'an müminlerin cennette böyle Allah'a hamd edeceklerini bize müjdeliyor inşallah cennete girenlerden ve orada Allah'a hamd edenlerden bizi nebisine komşu eylediği için ve bize e, güvendiğimiz o mekanlara bizi ulaştırdığı için bizdeki kederi, derdi, üzüntüyü alarak dünyanın tasasını bizden alarak bizi orada ebedilik yurdunda barındırdığı için diyerek Rabbimize inşallah orada hamd edenlerden oluruz diyoruz. Sizler de amin deyin tabii ki. Evet. Ellezî <laughs> öyle bir Allah ki ahallenâ daral mukâmeti min fadli. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirmiştir. Bizi buraya yerleştirmiştir. Öyle Allah'ımız bizim. La yemessünâ fiha nasabun. Bize artık burada bir yorgunluk dokunmayacak. Ve la yemessünâ fiha lugûb. Ve biz burada usanmayacağız. Usanma, bıkkınlık da yok. Yediğimiz, içtiğimiz o o içecekler, o nimetlerden de bir usanma içerisine girmeyeceğiz. Rabbimizin cemalini seyretmekten bıkmayacağız. Dostlarla muhabbet etmekten bıkmayacağımız bir mekan, bir mekan. Hani bazen insanlar soruyor, monoton bir hayat, hep aynı şeyleri cennette yaşayacağız. Bir bıkkınlık meydana gelmez mi hocam? Bal yiyen baldan bıkıyor gibi bazen bir soru soruluyor da. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin bilgisi Rabbimizin ayetleri, Rabbimizin kelimeleri, Rabbimizin bize göstereceği oradaki harikulade haller sınırsızdır. Rabbimizin bilgisi, nimeti, yaratması sınırsız olduğu için belki her gün Allah'ın sıfatlarından bir sıfatının tecellisini orada yaşayacağız. Hani bugün yeni gelişmelerle biz Yeni bir bilgi aldığımız zaman nasıl heyecan duyuyoruz? Öyle bir şey de mi varmış? Böyle bir şey de olabilir miymiş diye biz teknolojideki yenilenmelere göre hayretler içerisinde kalıyoruz. E, elde edilen bütün bu keşifler, bütün bu gelişmişlikler karşısında Allah'ın bilgisi ile mukayese edersek Mevla'nın bilgisi karşısında bunlar bir zerre bile etmez. Orada biz belki her gün Mevla'nın o sınırsız bilgisiniz. sınırsız bilgisinin her gün bir böyle e, lütuflarından örnekleri gördükçe biz Allah'a karşı hayranlığımız, ona karşı dualarımız, ona karşı meylimiz, temayülümüz hiçbir şekilde bitmeyecek demektir diye düşünüyoruz. Evet, vellezine keferu kafirler lehum naru cehennem onlar için cehennem ateşi vardır. la yukta aleyhim mut Orada ölüm yok ki ölsünler. La yuqta aleyhim fe yamutu ve la yukhaffaf anhum min azabiha. Onun azabı da onlar için asla hafifletilmeyecek. Hani bin yıl yalvaracaklar diyor İbn Abbas. Bir ayet-i kerime var. Ve ne dev ya maliku li aleyna rabbuk. Ey Malik diyecekler cehennemdeki görevli meleğe. Rabbına şöyle de bizim işimizi bitirsin. Yaqdi aleyna rabbuk. Melek onlara diyor bin yıl sonra dönecek. Oranın da tabii ki günü, yılı da tabii çok bura gibi değil. E, bin yıl sonra onlara dönecek tek cümlesi şu. İnneküm makithun. Burada kalacaksınız. Ne kadar acı bir durum. Yani on la yutlu aleyhim fe yemutu. Ölüm yok ki ölsünler. Evet. E, hafifletilmeyecek bir azap. E, dolayısıyla e, çok acı bir durum. Kezalike neczi kulle kefur. Allah'ı inkar eden evrenin sahibini reddeden onun kainattaki sayısız ayetleri karşısında böyle körlük yolunu tercih eden için onun cezası budur. Ve hum nefiha. Orada onlar böyle bir bağırış içerisinde olacaklar. Rabbena diyecekler: "Akhrijna bizi buradan bir çıkar ver de ne amel salihan. Salih ameller işleyelim. Hangi amellerden gayre illazi kunna nâmel dünyadayken yaptığımız ameller dışında daha farklı, daha güzel ameller yapalım. Bak o söz sana, bizi çıkart, dünyaya geri döndür, bak senin istediğin gibi bir kul olacağız diye yalvarırlar, feryat ederler. Evelem nu'ammirkum ma yetezekkaru fihim men tezekkar. <laughs> öğüt alanın öğüt alabileceği kadar bir zamanı biz size vermedik mi? Evet. Ve gaa'akumun nedir hem size uyarıcılar da geldi. Fezuku tadınız. Fe mali zalimin nasir Bugün zalimlerin yardımcısı asla söz konusu değil diye buyurmaktadır Rabbimiz. Evet sevgili dostlar, çok acı bir durum. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ölüm sahneleri anlatılır. Mesela Müminun suresi 99 ve 100. ayeti sizlerle paylaşmak isterim. Diyor ki ayet-i kerimede Hatta iza caa ahaduhumul onlardan birine ölüm gelip çatınca kale rabbir ciun ya rab dünyaya beni geri döndür. Ne olacak? Şey Rabbim ölmek üzere olan insan bunu böyle söylüyor. Le alli amelu salihan fi ma Dünyadayken terk ettiğim salih amellerimi belki yaparım. Bana biraz süre versen. Yani ansızın yaşınız 55 iken, yaşınız 48 iken, yaşınız 33 iken, Yaşınız 22 iken, yaşınız 17 iken size ölüm gelip çatıyor. Siz tabii ki çok yaşayacağınızı düşünürken ansızın size geliyor. Ölümle pençeleşiyorsunuz. Bu hepimiz için muhtemel değil midir? Şu anda ben sizlere konuşurken ekran karşısında, şu anda ölenler var biliyor musunuz? Doğanlar olduğu gibi hayatı bitenler de var. Her an bize ölümün gelmesi muhtemeldir. Biz de onun için her günümüzü ölüme hazırlıklı bir şekilde yaşamak durumundayız. Allah'ın razı olduğu iyi bir kul olmaya göre bir hayat devam ettirmek durumundayız. O insan böyle dermiş. Rabbir ciun beni dünyaya geri döndür. Dünyaya geri döndür de ben iyi şeyler yapayım. Rabbimiz ona karşı kella inneha kelimetun huve gailuha. Bu söz kişiden çıkan bu söz gerçekleşmesi mümkün olmayacak bir böyle lakırdıdan ibarettir. Asla mümkün değildir. İşte bu ayetle beraber düşünürseniz evelem nu'mirkum ma yetezekkeru fihi men tezekker. Beyefendi sana daha önce övüt alabileceğin kulluğunu iyi yapabileceğin bir süreç, bir zaman dilimi sana tanınmıştı ama sen bunu iyi değerlendirmedin. Bu niye benziyor biliyor musunuz? Sınavdasınız, imtihandasınız, süre başlamıştır dedi sizin başınızdaki gözetmen hoca ve size ayrılan iki saat var. İki saat içerisinde siz sınava ait bir şey yapmıyorsunuz mesela. Allah'ın istediği bir şeyi yapmıyorsunuz. Ya da sınavda yapmanız gereken soruları çözmek yerine masaya, ayak ayak üzerine attınız ya da pencereden dışarıya bakıyorsunuz. Sigaranızı tüttürüyorsunuz. E hoca size diyor ki evladım bak zamanın senin aleyhine doğru işliyor. Süre azalıyor. Yarım saat kaldı. Ya hoca hallederiz gibi bir şey söylüyorsun sen. Adeta bunun gibi bir şey. Bizler de bu manada bize ayrılan süreyi böyle dolu dolu yaşamak için ömrümüzün her gününü son günümüz gibi değerlendirmek durumundayız. Bu ekranlarda bunu sık sık söylemeye çalışıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam ifade buyururlar. Sallu salate muvedda'in. Kıldığınız namazınızı veda namazı gibi kılın. Her kıldığınız namazı, her gününüzü, dostlarınızla ayrıldığınız her zamanı son gününü, son anınızmış gibi değerlendirir der büyükler. Onun için bu anlamda dikkatli olmak lazım gelir. Mevla buna birçok ayette işaret buyurur. Mesela Münafıkun Suresinin 9 ya da 10. ayeti sizlerle paylaşmak isterim bunu. Ayet ediyor ki bakınız 10. ayetmiş. Doğru. Ve enfiqu mimma razaknakum. Bizim size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Neden önce? Min qabli en yetiye ahadakum el Sizden birine ölüm gelip de şöyle der. Fe yekulu rabbi ey Rabbim ne vardı? Levl'a la aharteni ila acelim gariib. Bana biraz daha süre verseydin de fe tasattuk etseydim ve ekün mines salihin salihlerden olsaydım diyecekmiş bu. Dolayısıyla hani bir, bir kıssa anlatılır. Onunla bitirmiş olayım. Adam ölmüş. Üzerindeki elbiseler çıkartılmış. Ansızın böyle ölümün geleceğini bilmiyormuş. Ya Rabbi bana bir süre versen ne olur diye yalvarmaya başlamış. Bir ses geçti artık geçti demekteymiş. Ve üzerinden elbiseler çıkartıldı. Gassal cenaze yıkayan cenaze yıkadı ve milletin önüne getirildi. Namazı kılınacak. Bakmış ki ruhu kendisinin beraber olduğu, arkadaş olarak seçtiği kimselerden hiç kimse yok orada. Bunlar hiçbiri gelmemiş. Demek ki demiş ben ahirete göre dostlarımı seçmemişim, seçememişim. Rabbim bana bir süre ver. Bak bu sefer ahirete göre arkadaşlarımı yeniden seçeceğim. Yeniden ayarlayacağım. Bir ses. Geçti artık geçti. Adam götürülür. Cenazeye götürürken hava yağmurludur. Ama ağlayan yoktur. Kimisi doların düştüğünü, yükseldiğini söyler. Kimisi o haftanın maçlarıyla alakalı sonuçları, skorları paylaşmaktadır. Ya Rabbi der, bunlar benim derdimle de dertlenmiyorlar. Bunlar bana üzülmüyorlar da gerçekten diye kendi kendisine bir pişmanlık daha içerisine girer. Kabre varırlar, gömerler, giderler. Hani hadis var ya, yetme'ul meyyite ehluhu ve maluhu ve amelu. Kişi ölünce arkasından malı gelir, ameli gelir, ailesi gelir. Malıyla ameli geri döner, o yaptığı amellerle orada baş başa kalır diyor ya. Aynen öyle, herkes gider, kendi ameliyle baş başa kalır. Melekler: "Men Rabbuk? Ve ma dinuk? Ve ma nebeyuk?" kimdir? Dinin nedir? diye kendisine sorular soracaktır. Kitabı soracaktır. Bu dünyada Allah'a kul olmayan orada cevap veremez. Bilse de veremez. Yaşamaya dayalıdır oradaki sizin sorulara cevap verebilmeniz. Sonuç itibariyle meleklerden birisi buna bir tane o e, zebanilerden birisi kendisine Topuzlu, ...topuzlu bir şeyi at üzerine vurur ve bu kendine gelir. Efendim hastanede ameliyat olmuştur. Ameliyattan sonra geçti artık geçti. Bir şeyin kalmadı diye yanındakiler, doktor, bey kendisine bunu söylemektedir. Bu hadisenin benzerleri hayatımızda yaşanabilmektedir. Yani bize de bir fırsat, bir zaman verilmiş, bir ömür verilmiştir. Geçti artık geçti... Belki de gerçek bir şekilde yaşayacağımız bir zaman dilimi anında da olabilirdi. Yani o an, bu hastanın bu hali onun bir daha dönemeyeceği bir zaman da olabilirdi. Onun için bize ayrılan süreç içerisinde Rabb'im bizden razı olduğu gibi bir kul olmayı bizlere nasip eylesin duasıyla hayatımızı ölüme göre Öleceğimiz yere uygun bir hayat yaşama tarzına göre, Rabbimizin istediği gibi bir kul olmaya göre inşallah yaşarız ümidi içerisindeyiz. Hazreti Ebubekir öyle dua edermiş. Ya Rabb, benim en hayırlı günüm sana geldiğim gün olsun. Yani ben hayatımda kulluklar yaptım, iyi şeyler yaptım ama en güzel yaptığım işleri öldüğüm güne ait olsun diye dua edermiş. Bizler de Allah'ın istediği gibi bir kul olmayı Rabbimizden dua ederek niyaz ederek efendim bugünkü programı sonlandırmış olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mevla ile kalın efendim.